Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Robert Mantran editörlüğünde gerçekleştirilen bir çalışmayı, bir edisyonu size tanıtmak istiyorum. Mantran, Osmanlı İmparatorluğu başlığını taşıyan edisyon çalışmasında Osmanlı İmparatorluğu'nu başından sonuna kadar yaşadığı bütün gerilimleri, gelgitleri, kazanımları, fetihleri her birini ayrı bir bağlamda değerlendiren çok özel makalelerle bize takdim ediyor. Osmanlı İmparatorluğu konusunda kuşkusuz çok değerli çalışmalar var. Hala bu çalışmaların Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısını tanımlama, tamamlama, onu değerlendirme, kavrama konusunda bize yeterli bilgiyi sağladığını söyleyemiyoruz. Maalesef hem bu kaynakların yetersizliğinden kaynaklanan bir durum var, hem de bizim ilgisizliğimizle ilerleyen bir mesafe sorunu var. Osmanlı İmparatorluğu'nu yakından tanımak gerekiyor. Mantran'ın derdi de o, problemi de o. Aslında Robert Mantran, bu edisyon çalışmasında pek çok yazarın katkısıyla ortaya çıkardığı bu çalışmada Bizans ve Selçuklu Devleti'nin mirası üzerine kurulan bir devlet üzerine, Osmanlı İmparatorluğu üzerine bir çalışma gerçekleştirmiş oluyor. Hiç kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğu 1299'da tarihsel kayıtlar içerisinde kurulduğunda ve tabii ki yıkılışıyla birlikte ortaya çıkan bakiyesi, ortaya çıkan mirası, bütün bunlar karşılaştırıldığında 700 yıllık bir hikayenin, 700 yıllık büyük bir serüvenin içerisinde hangi tarihsel itkilerin, hangi tarihsel fenomenlerin etkili olduğunu görmek, anlamak önemli bir problem olarak öne çıkıyor. Osmanlı İmparatorluğu tabii pek çok düşmanlık üretmiş, pek çok düşmanlığı üzerine çekmiş bir imparatorluk. 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da kurulduğunda bir Selçuklu bakiyesi olarak değerlendirilebilecek özelliklere sahipti. 1453'te Bizans fethedildiğinde hiç kuşkusuz Bizans kurumlarıyla Osmanlı devlet geleneğinin nasıl irtibat kuracağı, nasıl ilişkilendirileceği konusu da sonraki pek çok araştırmacının konusu olarak gündeme geldi. Osmanlı İmparatorluğu hem kendi geleneğini üretmesi, hem de fethettiği topraklardaki belli başlı gelenekleri, belli başlı adetleri korumayı önceleyen bir siyasete sahip olması kuşkusuz kendi başına önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Osmanlı'nın fetih siyaseti, Osmanlı'nın farklı coğrafyalarda ortaya koyduğu varlık bilinci, farklı coğrafyalarda ürettiği Osmanlılık kimliği, bütün bunların nasıl başarıyla ortaya çıktığı konusunda Mantran bir yabancı gözlüğüyle elden geldiğince objektif kalmaya özen göstererek bir değerlendirme yapıyor. Şeriatla Osmanlı'nın ayrıca eş değer düzeyde bağlandığı, referans olarak değerlendirdiği törenin, örfün nasıl birlikte ele alındığı, bunun gündelik yaşama nasıl yansıdığı, şeriat ve örfün gündelik yaşamın siyasal, kültürel bağlamlarını nasıl yönettiği konusu Mantran'ın ve yazarların önemli bir problemi olarak gündeme geliyor. Mantran elden geldiğince Osmanlı toplumsal yapısını, Osmanlı siyasal dünyasını anlamaya ve bu dünyanın öne çıkan kodlarını okuyucuyla paylaşmaya özen gösteriyor ve biz bu çalışma sayesinde Osmanlı hoşgörüsünün bir yabancı kalem tarafından akademik bir dikkat ve nesnellik içerisinde ortaya çıkarılmasını da bir saygı, bir selamlama olarak karşılamak gerektiğine inanıyoruz. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.